Merhaba, konuğumuz Sayın Profesör Doktor Neyman Madanoğlu hocamız. Kendisine davetimizi kırmadığı ve bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyor. Sorularıma başlıyorum. İlk sorum, Odyoloji ile nasıl tanıştınız? Evet, odyoloji ile nasıl tanıştım? Beni çok gerilere götürdünüz. 1969 yılında Hacettepe Psikoloji'den yüksek lisansımı aldığımda bölüm hocalarım yeni bir bölüm açılacağını gidip konuşmamı söylediler. Fakat odyoloji hakkında o kadar hiçbir şey bilmiyordum ki, tabii ki internet de yok. Kütüphaneden bir iki kitap karıştırıp genel bir bilgi edindim. Sonra odyoloji bölümüne gidip Dr. Richard Israel'i görüştük. Onun sempatik hali, işte odyolojiyi anlatması cazip geldi ve başladım. Ondan sonra da hiçbir zaman pişman olmadım tercihimden dolayı. Hacettepe Kulak Burun Boğaz ana bilim dalına bağlı odyoloji bölümünde yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Ondan sonra da 5 sene çalıştım. 81'de yine beraber yüksek lisans yaptığım Ayşener Dil ile beraber Türkiye'de ilk odyoloji merkezini açtık. Özel odyoloji merkezini. Bizden sonra da bir sürü açan oldu. 89 yılında İstanbul'a Marmara Üniversitesi'ne geldim. Ferda Hoca buradaydı. Ben gelince iş ayırımı yaptık. Ferda Hoca pediatrik çalışmaya başladı. Ben de erişkin ve geriatrik hasta almaya başladım ve bugüne kadar da böyle gitti. 2011'de Marmara Üniversitesi'nden ayrılıp Akademik Hospital'a geçtim. Orada odyoloji bölümünü kurdum. Sezer Kürekçi ile çalışmaya başladık. Ben halen oradayım ama eskisi gibi her gün gitmiyorum. Ama mesleğimi de severek yapıyorum. Sizce odyoloji alanında başarılı olabilmek için sadece odyoloji lisans eğitimi yeterli midir? Yeterli değilse hangi alanlarda kendimizi desteklemeliyiz? Evet, güzel bir soru. Şimdi lisans eğitimi maalesef hakkıyla verilmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Yanılıyor olabilirim. Çünkü bana soranlar, hiç tanımadığım talebeler bu Eylül ayında kayıtlar başladığında arıyorlar. Beşmekan okulda nasıl eğitim? Diyorum ki siz gidin hocalarla konuşun. Kliniği var mı? Ona bakın. Çok önemli çünkü. Tekrar bana dönün konuşalım. Vallahi bir 5-10 dakika sonra tekrar arıyorlar. Aa, ben internetten baktım. Şu hocalar oradaymış. İyiymiş. Diyorum ki böyle olmaz. Gidin klinik var mı? Şu mu bu mu? Derken arkadan çıkıyor ağızlarındaki bakla. Ama çok iyi burs veriyor. Şimdi 4 sene burs veriyor diye ileride işinize yaramayacak bir diploma almak bana çok ters geliyor. Biliyorum bu devirde ekonomik olarak çok zor okumak ama eğitim de çok önemli. Eğer bu işe giriyorsanız birazcık da imkanları zorlamak lazım gibi geliyor. O nedenle lisansın yeterli olduğunu hiç sanmıyorum. Bana sorarsanız lisans üstüne yüksek lisans yapmak şart. Yüksek lisans yaparken hem teorik bilgilerinizi kuvvetlendirirsiniz hem de açık olan klinik pratiğinizi artırmış olursunuz. Ha, eğer rehabilitasyona ayrılmak istiyorsanız eğitime, o zaman özel eğitim ve rehabilitasyonla ilgili üst eğitim yapabilirsiniz. Ama klinisyen olmak istiyorsanız hem tecrübelerinizi artırmak hem de klinikte çalışmak için yüksek lisans bana göre şart. Neden? Çünkü lisanstaki eksikliği orada tamamlayabilirsiniz bir. İkincisi, eğer klinisyen olacaksınız, odyolojide klinisyenlik sadece düğmeye basıp hasta duyuyor mu duymuyor mu değil. Bir kere hastanın hikayesini almadan başlamak lazım. Çok iyi bir hikaye aldığınız zaman tanıya gidecek teknolojiyi de
bilirsiniz. Mesela hastanın dış kulak yolunda bir şey olabilir, orta kulak patolojisi olabilir, kokleer olur, retrokokleer olur, demiyelinizasyon bozukluğu olur ki işitme kaybı olmayabilir, köşe tümörü olur. Yani tanıya gitmek için hangi teknolojiyi kullanacağınızı da hastadan aldığınız hikayeye göre tayin edersiniz. O bakımdan klinik çok önemli. Her bir hasta bir ders demek. O bakımdan ben lisansın hiç yeterli olduğunu sanmıyorum. Hem teorik bilginin geliştirilmesi ve bilhassa klinik pratiğin artması için yüksek lisans yapılması şart. Aynı zamanda da yurt dışı imkan yaratıp yurt dışı konferanslara katılıp yeni teknolojileri takip etmek lazım. Peki, kariyer planlamada nasıl bir yol izlemeliyiz? Valla kariyer planlamada ne istediğinize bağlı. Ama her halükarda artık lokal değil hiçbir şey. Global hayatta teknoloji ilerliyor ve sizin bunları takip etmeniz lazım. Konferanslara katılmanız lazım. Yurt dışı arenada ilişkiler kurmanız lazım. Bunun için muhakkak muhakkak bir en az ve tercihen iki yabancı dili, ana dili gibi bilmeniz lazım. Yani bu bir ütopik arzu değil. Şu anda bu mecburiyet. Çünkü tercümeyle olmaz. Ve Türkçe yayın çok sınırlı. Eğer ki iyi bir kariyer yapmak istiyorsanız mecbursunuz uluslararası çalışmaya. Ve bu devirde de bu zor değil. İnanın zor değil. Hem katılmanız kolay, hem teknolojileri takip etmeniz kolay. Yeter ki siz ne istediğinizi bilin. Odyoloji alanında fark yaratmamızı sağlayacak önerileriniz nelerdir? Devir çok değişiyor. Son 25 yılda çok hızlı teknoloji ilerledi. Ve bunun insana yansıması da sağlık alanındaki gelişen teknolojiler. Bunları iyi takip edip hastalara yönelik veya insanlara yönelik sağlıklı bir şekilde kullanılması. Tanı koymada bilhassa size yardımcı olacak teknikleri iyi kullanmanız lazım. Çünkü sizin lisansta elde ettiğiniz pastanın alt tabanı, onun üstünü doldurmak için de lisan bilen, genel kültürü olan ve uluslararası çalışmalar yapan biri olmanız gerekir. Hayata dair 3 altın kuralınızı sıralayabilir misiniz? Sıralayayım. Bir, muhakkak hayatta amaçlarınız olsun, hedefiniz olsun. Bu yaşantınızla ilgili olur, mesleğinizle ilgili olur. Ama yeter ki siz hedefinizi belirleyin ve bunun için çalışın. Aksi takdirde başkalarının size sunduğu yolda ilerlersiniz. Amacınızı tayin etmek çok önemli. Ve de umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. 7 kere düşseniz 8. de kalkacağınızı bilin ve amacınıza yönelik her zaman çalışın. Bir. İki, eskiden IQ'nun başarıda yeterli olduğu sanılırdı. Intelligent quotient, zeka. Ama artık yapılan araştırmalar EQ'nun daha etken olduğunu, yani emotional quotient'ın daha etken olduğunu ortaya koymuştur. Bu ne demek oluyor? İnsan ilişkileri. Ne ağırlık vermek. O nedenle kendinizi o yönden yetiştirin. Üç, ben 54 senedir çalışıyorum ve işimi çok zevkle yapıyorum.
Fakat her zaman ailem benim ilk planda gelirdi. Her zaman ailenizin desteğini arkanıza alın. İşinizi severek yapın. Ama aile hakikaten çok önemlidir. Çünkü ben bunun yanlış işlediği durumları da görüyorum. Onun için söylüyorum. Aileniz birinci planda olsun derim. Üç altın kural bence bu. Son olarak, odyolojinin geleceğine yönelik gençlerden beklentileriniz nelerdir? Çok. Biz odyolojiye Richard Israel'in rehberliğinde 5 kişi olarak başladık ve inanın bizim bir tek odyometremiz ve bir de 5 kişi odyometremiz vardı. İmpedansımızı dahi 2 sene sonra ancak alabildik. Geldi Türkiye'ye. Şimdi ne yapılıyor? Kafaya elektrotlar konup kafa içi elektriki akımla tanıya gidiliyor. Yani teknoloji bu derece ilerledi. Benim Türk gençlerinden en büyük arzum bu gelişen teknolojileri aynı anda memleketimize getirmeleri ve de yurt dışı arenada Türk odyologlarının başarılarını alkışlamamız. İnanın bunu çok yürekten istiyorum. Evet, buyurun. Sayın hocam, cevaplarınız, değerli katkılarınız ve önerileriniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben sizleri tanımış olmaktan dolayı memnunum. Hepinize çok başarılar. Teşekkür İnşallah ederiz. sizleri göreyim ben uluslararası platformlarda.